Merhaba sevgili hanımlar, Sema'nın El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Zil tuşunu aktif duruma getirirseniz yayınlayacağım videolardan ilk sizin haberiniz olacaktır. Bugünkü video çalışmamda sizlere çok güzel patik tabanı yapımı anlatacağım. Bebek patik tabanı. Ben bir tanesini çalıştım, ikinciyi de sizlerle birlikte örmek istedim. Tabanımız, benim bu tabanım 2 yaşa uygun bir taban. 23 numara ayağa göre patiğime ortadan zincir çekerek başlıyorum. 23 zincir çekerek başladım. 1, 2, 3, 4 sıra örerek tamamladım. Bu patik tabanını istediğiniz patiklere uygulayabilirsiniz. Üzerine yani istediğiniz patik şekilleri yaparak kullanabilirsiniz. Çok güzel bir taban. Ben çok beğendim. 2 yaş için demiştim. Hemen sizlere ölçü vereyim. Kaç santim? Şuradan tam 14 santim olmuş. Daha küçük tabanlar yapmak isterseniz arkadaşlar, bu ortaya çektiğimiz zinciri 2 zincir eksilterek bir numara küçük ayağı yapabilirsiniz. Daha büyük ayaklara yapmak için de 2 zincir büyüterek daha büyük numaralara yapabilirsiniz. Ben burada ipimi kesmedim arkadaşlar, çünkü üzerine Converse patik yapımı olarak devam edeceğim. İpim de Pollyanna Baby anti peeling özelliği olan orta kalınlıkta bir ip. 100 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda. İpim de bu. Şu markasını hemen çıkartayım. Şişim de 0 numara 2.10 milimetre. Şöyle göstereyim. Bunu kesmedim. Tekrar, çünkü üstüne patiğimi devam ettireceğim. İpimin üst ucunu bularak, üstteki ucunu bularak, siz de hazırsanız, benimle yapmak istiyorsanız hep birlikte örmeye başlayalım. İpimi şöyle tığıma dolayarak bir tur attırıyorum. Bir zincir çekip sıkıştırdım. Normal bir şekilde 23 tane zincir çekerek 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23. Hemen yanındaki zincire sık iğne yaparak başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sayalım kaç tane buraya sık iğne yapmışız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sık iğne yapmışız. Hemen burayı da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi tığımın üzerine ipimi dolayarak son bir zincir kalıncaya kadar trabzan yapacağım. İkili trabzan. 1, 2, 3. Kameramı biraz şöyle yakınlaştırayım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. Sayalım yine yanlış olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane de kilit trabzan yapmışım. Şimdi bu son zincirimizin içine 6 tane ikili trabzan dolduracağım. Bir zincirin içine. 3, 4, 5, şuradan bakalım hemen. Şurası şuraya kadar normal trabzanımızdı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabzan doldurduk. Bir zincirin içine 6 tane trabzan doldurduk. Şimdi bu aşağıdaki yaptığımız trabzanların karşısına şöyle göstereyim. Her birinin içine birer trabzan batarak karşı tarafına. Şu ipimizi de arada yürütelim. Çekelim biraz. Arada yürüterek sağlam olması için karşı trabzanların dibine batarak 12 trabzan 11 trabzanımızı yapalım. Her trabzanın dibine birer tane batarak şöyle. Hemen sayalım. Şurası artırma yerimiz belli oluyor şurada zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi karşı tarafa da sık iğne yapacağız. Her zincirin karşısına ipimize üstüne dolamadan, tığıma ipimi dolamadan şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada ilk zincirimizin içine, ilk battığımız sık iğnenin içine şuraya 4 tane daha dolduracağız sık iğne. Şuraya bakın, şurası ilk battığımız yuva, burası zincirin içi. Buraya da 4 tane daha yapalım. 1, 2, 3, 4. Şöyle çekelim. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir tane daha yapalım. 5 olsun. Çünkü şu zincire batacağız. 5 tane dolgumuz oldu. Şimdi şu ilk yaptığımız zincirin içine batarak kaydırma tekniği yapıyorum. CC tekniği dediğimiz. Şöyle birleştirdim. Şimdi buradan 1, 2, 3. Şöyle bakalım. Çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar. Burası topuk kısmımız olacak, patiğin. Burası da burun kısmı. Şimdi 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. Bundan sonra trabzanla, ikili trabzanla devam edeceğiz. Ben bu bütün trabzanların zincirlerin üzerine şu artırma yerine gelinceye kadar şuraya şu 6 tane doldurmuştuk. Buraya gelinceye kadar trabzanlarımı yapıp geliyorum. Siz de yapın. Hep beraber devam edelim burun kısmına. Son trabzanımı yapıyorum.
Burada bakın, bir zincirin içine 6 tane trabzan yapmıştık. Şimdi bu trabzanların şuradan belli zaten yerimiz. Her bir zincirin içine ikişer tane artırma yapıyoruz burada. Tabanımızın burun kısmı yuvarlanması için her trabzana ikişer trabzan yaparak bu burun kısmımızı rahat yuvarlanması için, rahat dönmesi için artırmalar yapıyoruz. Bir zincirimiz kalmış burada, bir trabzanımız. Bu trabzanımıza da iki trabzan yaparak artırmamızı bitirdik. Hemen sayalım. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ikili trabzan yaparak burun kısmımızı bitirdik. Şimdi buradaki trabzanlarımız da aynı şekil. Burada alttaki sırada yaptığımız gibi şu topuk kısmına kadar her zincirin içine birer trabzan yapalım. Son trabzanımı yapıyorum. Hiç artırma eksiltme yok bu. İki ara artırma olan taban ve burun kısmında olan trabzanlarımızda hiç artırma eksiltme yapmadan zincirlerin üzerine birer tane batarak yapıp bitirdik. Şimdi buradaki artırımlara geldik. Burada belli oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Şimdi bu ilk zincirin içine de ikili trabzan yapıyorum. 1, alt sırada sık iğne yapmıştık. 2 oldu. Yandakine geçtim. 1, 2 trabzan. Yandakine geçtim. 1, 2 trabzan, yandakine geçtim. 1, 2 trabzan, yandakine hemen geçtim. 1, 2 trabzan. Burada da zaten ilk başta çift batmıştık buraya. 1, 2, 3, 4, 5 tane de burada çift batma şeyimiz oldu, trabzanlarımız oldu. Burada da yine cece tekniğiyle birleştirerek şöyle tekrar göstereyim, görünmedi zannedersem. Şöyle kaydırma yapıyorum. Cece tekniği deniliyor buna. Yine 3 zincirimi çekerek bir üst sıraya geçtim. 3. sıramız yani. Buraya yine çift batıyorum. Burası çünkü birleştirme yerimiz. Zincirlerimin içine trabzanlarımı tek tek yaparak artırma eksiltme yapmadan bu ara yeri burun kısmına kadar, bu çift battığımız yerlere kadar, şuraya kadar örelim. Devam edelim. Son zincirime geldim yine. Son zincirimi de trabzan olarak yapıyorum. İkili trabzan. Yine artırmalarımıza geldik burada. Bakın, burada ikili artırmamız var. Buradaki hemen ilk zincirimin içine yine ikili trabzan yaparak artırma yapıyorum. Affedersiniz. Bu sıramızda bir tane, bir trabzana iki çift trabzan yapacağız. Yanındakine tek. Yanındakine çift, yanındakine tek trabzan yapacağız. Alt sıramızda çift trabzan yapmıştık her trabzanın içine. Her zincirin içine. Burada da bir çift, bir tek yapacağız. Burada tek trabzanımı yaptım. Bu köşede yandaki zincire batarak iki trabzan yapıyorum. Yandakine tekli trabzan yaptım. Yandakine 1, 2 çiftli trabzan yaptım. Yandakine tekli trabzan yaptım. Yandakine 1, 2 çiftli trabzan yaptım. Yine yandakine tekli trabzan. Yandakine çiftli trabzan.
Yandakine tekli trabzan. Yandakine çiftli trabzan. Son artırmamızın trabzanı burası. Buraya da tekli trabzan yapıyorum. Bakalım. Burada çiftli trabzanla başlamıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çiftli trabzanımız oldu bu burun kısmında. Bakın çok güzel yuvarlandı. Yuvarlanması için burada tek çift olarak batıyoruz. Şimdi ben bu taban kısmındaki, topuk kısmındaki artırmalara kadar yine bu düz trabzanlarımı örüp geliyorum. Son trabzanımı yapıyorum yine. Artırma, eksiltme yapmadığımız bu ara yerdeki trabzanlarımı. Şimdi artırmalara geldim. Burada da ilk çiftli yaptığımız sıraydı, alt sıra. İlk trabzanımı çift batarak yapıyorum. Bir trabzanın üzerine. Yandakine tek batıyorum. Yandaki trabzana 1, 2 çift batıyorum. Yandaki trabzana tek batıyorum. Yandakine çift batıyorum. Yandakine tek batıyorum. Yana geçtim, çift batıyorum. Yandakine tek batıyorum. Yandakine çift batıyorum. Yandakine tek battım. Burada sayalım kaç tane oldu. 1, 2, 3, 4. Burada çift batmıştık. Burada da 5 tane çift trabzanımız oldu. Hemen yine şu zincirime batarak burayı cece tekniğiyle birleştirdim. Bakın çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi 4. sıramıza geçiyoruz. 3 zincir çekerek 2 3 zincir. Yine aynı yere çift batıyorum burada. Yine bu aradaki trabzanlara birer tane trabzan batarak bu son sıramız. 4 sırada bitireceğiz. Her trabzana bir trabzan yaparak devam ediyorum. Artırma, eksiltme yok. Her trabzanın üstüne birer trabzan yapalım. Yine bu düz trabzanlarımın sonuncusuna geldim. Şimdi yine burada çift yaptığımız trabzanlar var. Yine baştakine çift olarak batıyorum. Bu sırada da bir çift bir tek yaparak artırmalarımıza devam edeceğiz. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift yaparak burayı da şu son tek battığımız çiftin yanında tek battığımız yere kadar yapalım. Gelelim. Bakın o çiftin yanındaki tek yere geldim. Burada belli oluyor zaten. Burada çift yapmışız. Burada da çift yapmışız. Bir tek yapmışız. Şimdi burada bir çift bir tek yaptım. Bu sonuncu tekli çiftinin yanındaki tekli trabzan üzerine iki trabzan yapıyorum yine. Burası da bitti bu sıramızda. Hemen burayı da sayalım. Burada kaç çift trabzanımız olmuş? Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada çift batmışım bir tane. Bakın saymasam görmeyeceğim orayı. 9 tane olması lazım burada da çünkü. Tek, çift, tek, yine çift. Son zincirimizin üzeri tek olması lazımdı. Tekrar sayalım kaç çift trabzanımız oldu burada. Şuradan 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Son sıramızda 9 tane çiftli trabzanımız oldu. Şimdi ben şu topuğa kadar bu arayı da yine aynı şekilde trabzanlara birer birer batarak, her trabzana bir trabzan yaparak topuk kısmında yine son artırmalarımızı da orada birlikte yapalım. Son trabzanıma geldim yine. Son trabzanımı yapıyorum. Tekli trabzanlarımı. Bakın burada yine artırmalarımıza geldik. Yine bu baştaki trabzanıma 2 trabzan batarak artırma yapıyorum. Çift. Yandakini hemen tek trabzan yapıyorum. Buraya çift yapıyorum. Yandakine tek yapıyorum. Yandakine çift yapıyorum. Yandakine tek trabzan yapıyorum. Yandakine çift trabzan yapıyorum. Yandakine tek trabzan. Çift trabzan. Tek trabzan. Çift trabzan, tek trabzan, çift trabzan, tek trabzan, çift trabzan. Burada bakalım kaç tane oldu. Altta 1, 2, 3, 4, 5 tane olmuş trabzanımız altta, alt sırada. Üst sırada bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Burunda 9 taneydi. Topuk kısmında da 8 çiftli trabzanımız oldu. Yine buraya batarak kaydırma cece tekniğiyle birleştiriyorum. Bitiriyorum. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. İpimi ben burada kesmeyeceğim. Üstüne devam edeceğim. İnşallah konvers patiğimi de yaparsam sizinle paylaşırım. Bakın kalıp gibi oldu. Dimdik ayakta. Hemen şöyle ikisini üst üste koyalım. Bakın ikisi de aynı ölçüde aynı ölçüde oldu. Şu şekilde. Hemen bunu da ölçelim. Bu kaç santim? Sayılarımız aynı çünkü. Şuraya yere koyarak. Bakın arkadaşlar. 14 santim oldu. Şöyle yan yana koyalım. Tam 2 yaş ölçüsü bu. 23 numara ayağa göre. Siz isterseniz, daha geniş olmasını istiyorsanız bir sıra sık iğne ya da çakma trabzan olarak giderek biraz daha büyütebilirsiniz. Ama benim için bu çok ideal oldu. Çok güzel oldu. Hemen isterseniz kaç trabzan olmuş onu da sayalım. Merak edenler olabilir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, tam 90 tane trabzanımız olmuş arkadaşlar. Şöyle istediğiniz patik üzerine yaparak uygulayabilirsiniz. Her patiğin altına çok güzel olacak bir tabanımız bu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basarak, beğen ve yorum yaparak, abone olmadıysanız abone olarak
Desteklerinizi bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.